Amok. Stefan Zweig. Ben böyle düşünürken çan altı kere vurdu. Saat sabahın üçü olmuştu. Adam ürktü ve viski şişesine uzanırken belli belirsiz bir çınlama sesi duydum. Kendini yeniden hazırlıyordu. Sonra yoğun tutkuyla dolu, farklı bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. Hayatım işte böyleydi. Aylarca hiçbir şey yapmadan, o iğrenç yerde, ağının ortasında hiç kıpırdamadan duran bir örümcek gibi durdum. Yağmur mevsimi bitmişti. Haftalarca çatıya yagan yağmurun sesini dinlemiştim ve bir Allah'ın kulu yanıma gelmemişti. Yani hiçbir Avrupalı. Evde viskim ve bir de yerli hizmetçilerim vardı. Eskisinden daha çok evimi özlüyordum. Işıklı caddeler ve beyaz kadınlar hakkında bir kitap okurken parmaklarım titremeye başladı. Siz sadece bizim gezgin dediğimiz adamlardansınız orada yaşayanlar kadar o yeri bilemezsiniz. Bazen beyaz bir adam tropik hastalıklardan birine yakalanır. Özlem öyle güçlüdür ki neredeyse onu delirtecek hale gelir. Bu kriz anlarında bir haritanın üzerine eğilmiş muhtemel ve muhtemel olmayan yolculuklar hakkında düş kuruyordum. O anda iki hizmetçim şaşkınlıktan ağızları açık bir şekilde içeri girdi ve beni bir hanımın, beyaz bir hanımın görmeye geldiğini söylediler. Ben de şaşırdım. Ne bir fayton ne de bir araba sesi duymuştum. Beyaz bir kadın bu vahşi ormanların içinde ne arıyordu acep? İki katlı evimin üst katındaki verandada oturuyordum ve üstüm başım beyaz bir insan için uygun değildi. Bir iki dakika içinde giysilerimi düzelttim ve biraz kendimi toparladım. Ama en sonunda aşağı inerken hala gergin ve huzursuzdum. İçimde anlayamadığım tatsız duygular vardı. Şş, kimdi bu kadın? Allah aşkına. Burada hiç tanıdığım yoktu. Bu vahşiliğin ortasında neden beyaz bir kadın beni ziyarete gelmiş olabilirdi ki? Kadın girişte oturuyordu ve sandalyesinin arkasında hizmetçisi olduğu anlaşılan Çinli bir oğlan duruyordu. Beni görünce hemen ayağa kalktı. Kadının yüzünde kalın bir tül vardı. Ben daha ağzımı açamadan kadın konuşmaya başladı. Günaydın doktor dedi İngilizce. Habersiz geldiğim için kusuruma bakmazsınız değil mi? Hızlı hızlı konuşuyordu. Sanki daha önce zihninde prova ettiği bir konuşmayı tekrarlıyor gibiydi. Buradan geçerken arabayı bir süre durdurmak zorunda kaldım ve aklıma bunu burada yaşadığınız geldi. Kafam karışmıştı. Madem arabayla gelmişti eve kadar niye arabayla gelmemişti? Sizin hakkınızda çok şey duydum. Başkan yardımcısı kaza yaptığında ne kadar harika bir iş çıkarmışsınız. Ertesi gün onu her zamanki gibi golf oynarken gördüm. Orada herkesin dilindesiniz. Ve keşke imkanımız olsaydı da sizinle bizim huysuz yaşlı cerrahımız ve onun iki asistanını değiştirebilseydik. Hem neden hiç merkeze gelmiyorsunuz? Burada bir keşiş gibi yaşıyorsunuz. Benim tek kelime etmeme izin vermeden kadın konuştukça konuştu. Gevezeliğinin nedeni gerginliğinden kaynaklanıyordu besbelliği ve beni de geriyordu neden böyle boş boş konuşmaya devam ediyor diye düşündüm. Bana neden kim olduğunu söylemiyor. Neden tülünü çıkarmıyor. Ateşi mi var? Deli bir kadın mı? Kadın gevezelikleriyle beni bir mumyaya çevirirken bir aptal gibi giderek daha da dalgınlaşmıştım. En sonunda kadın sustu. Böylece onu üst kata davet edebildim. Oğlana olduğu yerde kalmasını işaret etti ve önümden merdivenleri çıkmaya başladı. Oturma odamda gözlerini gezdirirken boş bir yere, hoş bir yermiş dedi. Ah ne kadar güzel kitaplar bunlar. Hepsini okumak isterdim. Kitap raflarına doğru gidip kitapları incelemeye başladı. Bana günaydın dediği andan bu yana ilk kez kadın sessizdi. Size bir fincan çay ikram edebilir miyim diye sordum. Başını çevirmeden "Hayır, teşekkür ederim doktor." diye cevap verdi. Sadece birkaç dakikam var. Merhaba. Flaubert'in Duygusal Eğitimi. Ne kitap ama. Demek Fransızca da okuyorsunuz. Siz Almanlar harika insanlarsınız. Okulda bir sürü dil öğreniyorsunuz. Onlarla sizin gibi konuşmak harika bir şey olmalı. Başkan yardımcısı sizden başka kimsenin üzerinde neşter kullanmasına asla izin vermeyeceğine yemin ediyor. Bizim yaşlı cerrahımız pek bir işe yaramıyor ama siz size danışmam gerektiğini düşündüm. Ve bu civardan geçerken kendi kendime şimdiki gibi bir zaman bir daha bulamam diye düşündüm. Ama tüm bunları yüzüme bakmadan söylemişti. Çünkü hala yüzü kitaplara dönüktü. Siz çok meşgulsünüz anladığım kadarıyla. Belki başka bir gün uğramalıyım ne dersiniz? En sonunda kartlarını gösterecek mi diye düşündüm. Elbette bu düşüncemi hiç belli etmedim ama kadına ne zaman isterse emrine amade olduğunu söyledim. Ah burada olduğuma göre size danışabilirim dedi. Bana yarı dönük duruyordu ama başını kaldırmadan. Raftan aldığı kitabın sayfalarını çevirerek konuşmaya devam etti. Ciddi bir şey değil. Kadınların her zamanki sıkıntıları, baş dönmesi, bayılma nöbetleri, mide bulantısı. Bu sabah arabadayken tam bir viraj döndüğümüz anda tamamen kendimden geçtim. O ulan beni tuttu yoksa yere yığılacaktım. Bana su verdi ve sonra kendime geldim. Belki de şoför çok fazla hızlı sürüyordu. Ne diyorsunuz doktor? Hemen bir şey söyleyemem. Çok fazla mı baygınlık geçiriyorsunuz? Hayır. Son günlere kadar olmadı. Son birkaç haftadır çok sık oluyor ve sabahları kendimi çok kötü hissediyorum. Yeniden rafa döndüğü başka bir kitap aldı ve önceki gibi sayfalarını çevirmeye başladı. Neden böyle tuhaf davranıyordu? Neden tülünü kaldırıp yüzüne, yüzüme bakmıyordu? Kasıtlı olarak hiç cevap vermedim. Onu bekletmek hoşuma gitti. Eğer o böyle tuhaf davranabiliyorsa ben de davranabilirdim. En sonunda kayıtsız, soğuk bir tavırla konuşmaya devam etti. Bana katılıyorsunuz değil mi doktor? Ciddi bir şey değil. O korkunç tropik hastalıklardan biri değil değil mi? Tehlikeli bir şey değil. Ateşinizin olup olmadığına bakmam gerek. Nabzınızı dinlemeliyim. Kadına yöneldim ama benden uzaklaştı. Gerek yok doktor. Ateşim olmadığından eminim. Şeyden bu bayılma nöbetleri başladığından bu yana her gün ateşimi ölçüyorum. Ateşim normal. Sindirim sistemim de normal. Biraz tereddüt ettim. Konuğumun tuhaf davranışları beni şüphelendirmişti. Açıkçası benden bir şey saklıyordu. Flaubert'i konuşmak için onca yolu gelmiş olmasına imkan yoktu. Kusura bakmayın ama birkaç soru sormak istiyorum. Demeden önce onu 1 iki dakika bekletmeye devam ettim. Elbette, elbette. İnsan doktora bunun için geliyor zaten. Dedineş eğil ama yeniden arkasını döndü ve kitapları karıştırmaya devam etti. Hiç çocuğunuz var mı? Evet, bir oğlum var. Hamileyken ilk aylarda da buna benzer belirtiler yaşadınız mı? Evet. Cevap kararlı ve netti. Önceki konuşmalarında olduğu gibi gereksiz laf kalabalığı yapmamıştı. Şu anda da aynı durumda olma ihtimaliniz var mı? Evet. Cevap yine keskin ve netti. Benimle muayene odasına gelseniz iyi olur. Muayene durumu netleşecektir. En sonunda doğruca bana baktı ve gözlerinin tülün altından ruhumu delip geçtiğini hissettim. Bana gerek yok doktor. Durumuma dair hiç şüphem yok. Duraksama oldu. Adamın en sevdiği içkiden bir yudum daha aldığını duydum. Sonra kaldığı yerden devam etti. Durumu bir de siz düşünün. Yalnızlığımın içinde orada yavaş yavaş çürüyordum ve sonra birden bu kadın ortaya çıktı. Yıllardır gördüm ilk beyaz kadındı ve sanki evime şeytani bir şey, tehlikeli bir şey gelmiş gibi hissediyordum. Kadının demir gibi iradesi tüylerimi diken diken etmişti. Görünüşte sohbet etmeye gelmiş gibiydi ve sonra beni hiç uyarmadan sanki bana bıçak çeker gibi benden bir talepte bulunmuştu. Benden istediği şey çok açıktı. Böylesi bir istekle gelen ilk kadın değildi. Ama geldiklerinde gözlerinde yalvaran bir ifade olurdu. Onları bu sıkıntılarından kurtarmam için yalvarırken ağlardı. Ancak bu kadın sıra dışı bir kadındı. Cesur ve iradeliydi. En başından kadının benden daha güçlü olduğunu, beni iradesinin altında ezebileceğini hissetmiştim. Ancak Evde bir kötülük varsa aynı şekilde benim içime de nüfuz etmişti. İçimde kadına karşı şiddetli bir başkaldır uyanmıştı. Sanki düşmanım gibi görüyordum onu. Bir süre direngen bir sessizlikle durdum. Beni tülünün gerisinden süzdüğünü, bana meydan okuduğunu hissediyordum. Beni konuşmaya zorluyordu ama pes etmeye hazır değildim. Cevap verdiğimde sanki farkında olmadan onun tutarsız ve kayıtsız tavrını taklit eder gibi konuyla alakasız şeyler söyledim. Kadını anlamamışım gibi davrandım. Onu dürüst olmaya zorladım. Onunla yarı yolda buluşmaya niyetim yoktu. Diğerleri gibi bana yalvarmasını istiyordum. İstiyordum çünkü bana buyurgan bir şekilde yaklaşmıştı. Ve onunki gibi bir kibrin karşısında zayıf düşeceğimi biliyordum. Sonuç olarak konunun etrafında dolaşmaya başladım. Belirtilerinin çok önemli olmadığını, hamileliğin ilk aylarında bu baygınlık nöbetlerinin yaygın olduğunu ve şimdiden şom ağızlılık yapmamak için her şeyin iyi gideceğini söyledim. Okuduğum vakalardan örnekler verdim. Tüm bu olaya önemsiz bir şeymiş gibi yaklaştım. Sözümü kesmesini bekleyerek konuştum da konuştum. Sözümü keseceğini biliyordum çünkü. Sanki kelimelerimi bir boşluğa doğru süpürür gibi eliyle bir hareket yaptı. Beni endişelendiren bu değil doktor. Daha önceki hamileliğimde olduğu gibi şimdi de iyiyim. Kalbim sıkıntı veriyor bana. Sıkıntı veriyor mu dediniz? Numaradan endişelenmişim gibi sormuştum. O halde hemen bir bakayım. Stetoskopumu almak ister gibi davrandım. Kadın bir kez daha boyun eğmedi. Sanki karşısında ya veri varmış gibi emreden bir ses tonuyla konuştu. Kalbimde sıkıntı var diyorsam sözüme inanın. Son derece gereksiz olan muayenelerle kimsenin zaman harcamak istemiyorum. Biraz da olsa anlattıklarıma anlattıklarımı inanmanızı rica ediyorum. Ben size yüzde yüz güveniyorum. Bu bir savaş ilanıydı. Kadın ateşi yakmıştı ve ben de köyürükle gitmeye hazırdım. Güven dürüstlük gerektirir. Tam bir dürüstlüğü hem de. Lütfen benimle lafı dolandırmadan konuşun. Bir de yüzünüzdeki tülü çıkarın ve oturun. Kitapları bırakıp bana her şeyi anlatın. Bir doktora danışmaya geldiğiniz zaman yüzünüzde tülle oturmanız olagan değildir. Karşılığında meydan okumamı kabul etti. Önünme oturup tülünü kaldırdı. Karşımdaki yüz O beni çok korkutan türdeki yüzlerden biriydi. Kontrollü ve anlaşılmazdı. Yılların yaşlandıramadığı o sıra dışı. İngiliz güzelliğine sahipti ama bu güzel kadın hala gençti. Gri gözleri özgüvenli dolu ancak yine de tutkusunun derinliklerini gizleyen bir kadındı. Dudakları sımsıkı kapalıydı ve kendine saklamak istediği hiçbir şeyi ele vermezdi. Bir dakika birbirimize baktık. Kadın buyurgan ve soru soran neredeyse acımasızca gözlerle bakıyordu. Öyle ki en sonunda bakışlarımı kaçırmak zorunda kaldım. Parmaklarını masaya vuruyordu. Gerginliğini bir türlü atamamıştı. Aniden doktor sizden ne istediğimi biliyor musunuz dedi. Bir tahminde bulunabilirim sanırım. Açık konuşalım. Hamileliğinize bir son vermek istiyorsunuz. Sizi baygınlık nöbetlerinden, mide bulantısından falan kurtarmamı istiyorsunuz öyle mi? Evet. Cevap bir giyotinin düşüşü kadar keskindi. Bu tür şeylerin tehlikeli olduğunu biliyor musunuz hem sizin hem de benim için? Evet. Bu yasa dışı bir operasyon. Yasak olmadığı bazı durumlar olduğunu biliyorum ancak benim durumumda gerekli. Evet, bunu yapmak için uygun tıbbi ortam olduğu zaman. Bu tür ortamlar bulabilirsiniz siz doktorsunuz. sanki emir verir gibi bana hiç tereddüt etmeden baktı ve ben zayıf iradeli ben onun irade gücü karşısında duyduğum şaşkınlıkla titredim yine de direndim benden daha güçlü olduğunu görmesine izin vermedim öyle hemen değil diye düşündüm zorluklar yarat yalvarması için zorla onu bir doktor her zaman yeterli ekipman bulamayabilir yine de meslektaşlarından birine danışabilirim meslektaşlarından birini istemiyorum ben size danışmaya geldim neden ben sorabilir miyim bana buz gibi bakıp size söylemekten çekinmiyorum. Siz bu Allah'ın unuttuğu yerde yaşıyorsunuz, beni tanımıyorsunuz. Yeteneklisiniz ve ilk kez bocaladı ve Java'da uzun süre kalmayacaksınız. Özellikle de eve giderken cebinizde epey bir para olursa. Tüylerim diken diken oldu. Kadının bir tüccar gibi hesap kitap yapması beni ürkütmüştü. Beni ölçüp biçmiş, ederimi hesaplamış ve onun iradesine boyun eğeceğime tamamen kendini inandırmıştı. İşin aslı bana boyunu yedirmişti ama bana olan tavrı içimi öfkeyle doldurdu ve ona soğuk, neredeyse alaycı bir ses tonuyla cevap vermeden edemedim. <laughs> Bu bahsettiğiniz çok para, bana teklif ettiğiniz. Şimdi bana yardım ederseniz ben de sizin Hollanda antillerinden hemen ayrılmanızı sağlayabilirim. Benim emekliliğime mal olacağını biliyorsunuz değil mi? Size, size vereceğim para emekliliğinizden haylisiyle fazla olacak. Bu kadar açık olduğunuz için teşekkür ederim ama daha net olmanızı istiyorum. Ne kadar bir paradan bahsediyorsunuz? 100 bin gulden Amsterdam'da ödenecek. Hem öfke hem de şaşkınlıkla titredim. Her şeyi düşünmüştü. Ederimi hesaplamıştı. Ve Hollanda hükümetiyle sözleşmemi iptal etmem karşısında bana bu muazzam parayı teklif etmişti. Beni görmeden beni satın almıştı. Benim itaatkarlığıma güvenmişti. Yüzüne bir tokat atmak istedim. Bu küçük gören küstah tavır öyle canımı sıkmıştı ki. O kibri asla yalvarmayacak olan o buz gibi ağzı, kibirli gözlerindeki ışığı görünce öfkeyle ayağa kalktım. Kadın da kalkmıştı. Ve içinde acımasız bir hayvan uyandı. Birden arzuyla yanıp tutuştum. Yüzümdeki ifadeden ne hissettiğimi ele vermiş olmalıydım. Çünkü açgözlü bir dilenci gibi kaşlarını kaldırdı. o anda birbirimizden nefret ettik ve karşılıklı tiksinmemizin farkına vardık. Benden nefret ediyordu. Çünkü bana ihtiyacı vardı ve ben ondan nefret ediyordum çünkü yalvarıp yakarmadan benden ona yardım etmemi istemişti. Bu sessizlik anında ilk defa birbirimizle dürüstçe konuşuyorduk. Sanki zehirli bir yılan beni ısırmıştı. Aklıma korkunç bir düşünce girdi ve ona dedim ki ama çok hızlı gidiyorum ve beni yanlış anlayacaksınız. Bu çılgın düşüncenin ne zaman aklıma geldiğini size anlatmalıyım. Adam durdu. Biraz daha viski içti, anlatmaya devam ederken sesi daha güçlü çıkıyordu. Kendime bahaneler üretmeye çalışmıyorum ama beni yanlış anlamanızı da istemiyorum. Hiçbir zaman sözüm ona iyi bir adam olmadım ve yine de elimden geldiğince her zaman insanlara yardım etmeye hazırdım. Çürümüş bir yaşam sürüyordum. Tek zevkim sahip olduğum bilgileri kullanmak ve zavallı hastalara sağlıklı olabileceklerine dair umut vermekti. Bu yaratıcı bir zevk. Bilirsiniz insanı sanki bir tanrı gibi hissettiren bir şeydir. Kahverengi derli bir javalıyı bana getirdiklerinde büyük mutluluk duymuştum. Adamın ayağını yılan ısırmış ve top gibi şişmişti. Onu kurtaracak tek şeyin ayağını kesmek olduğu söylendiğinde dehşetle avaz avaz bağırmıştı. Ve onun bacağını ve hayatını kurtarabilecek olan tek kişi de bendim. Ormanda ateşle yanıp kavrulan yerli bir kadına yardım etmek için saatlerce araba sürmüştüm. Leipzig'teki hastanede şu an karşımda duran kadının durumunda olan birçok kadına zaman zaman yardım etmiştim. Ama bu vakalarda hasta doktora büyük bir ihtiyaç içinde gelir. Onu ölümden ya da çaresizlikten kurtarması için yalvarırdı. Beni yardım etmeye iten şey birinin bana ihtiyaç duyduğunu hissetmemdi. Ama bu kadın size nasıl anlatsam öylesine geziye çıkmış gibi evime uğradığı ilk andan itibaren beni rahatsız etmişti. Kibri bu hissimi daha da güçlendirmişti. Tavrı içimde uyuyan iblisi hepimizin içinde bir yerlerde gizlenen Kaliban'ı uyandırmıştı. bana soylu bir hanım havalarında gelmesinden gerçekten bir ölüm kalım meselesi karşısındaki sakinliğinden dolayı öfkelenmiştim ayrıca bir kadın golf oynamak ya da bunun gibi şeylerle aile olmanın yolunu yordamını öğrenmez öfke dolu bir açıklıkla bu buyurgan bu soğuk bu kibirli yaratığın ki bu kadın için ben sadece bir alettim ve bunun dışında onun için ayağımın altındaki pis, ayağının altındaki pislikten daha önemli değildim. İki ya da üç ay önce şu an yok etmemi istediği bu doğmamış çocuğun babasının kollarında mutlulukla kıvrandığını hayal ettim. O sırada beni ele geçiren düşünce buydu. Bana burnundan kıl aldırmaz bir tarzda yaklaşmıştı. Ama o bilinmeyen adamın tüm erkeksi hükmediciliği, enerjisi ve ateşiyle kadının benim olmasını sağlayabilirdim anlamanızı istediğim şey işte bu. Daha önce doktor olarak makamımdan asla faydalanmayı düşünmemiştim. Yaptıysam da bunu hayvani bir şehvetle, cinsel bir arzuyla yapmadım. Yapmadığımdan emin olabilirsiniz. Beni harekete geçiren şey kadının gururuna hükmetme, benim de baskın bir erkek olduğumu kanıtlama ve böylece egomun onunkinden daha büyük ego olduğunu gösterme arzusuydu. Size daha önce görünüşte soğuk kadınların her zaman üzerimde tuhaf bir etki bıraktığını söylemiştim. Buna bir de Yedi yıldır kollarımı beyaz bir kadın almadığım, kur yaptığım zaman hiçbir direnç görmediğim gerçeğini de ekleyin. Beyaz bir efendi, bir, tıva, bir tuan onlara sahip olmayı düşündüğünde yerli kızlar saygıyla karışık bir heyecanla titreyen ürkek serçelere döner. Her zaman küçük görülmeye alışıktırlar. İstendiği zaman kendilerine vermeye hemen hazırdırlar. Üzerlerini hemen çıkaracak kadar da itaatkardırlar. Arap kızlar farklıdır ve belki Çinli ve Malaylı kızlar da ama ben Cevallarla birlikte yaşıyordum. Bu kadını beni nasıl heyecanlandırdığını anlayabilirsiniz. Öyle kibirli, öyle öfkeli ve öyle ağzı sıkı bir kadındı. Gizem doluydu ve taze bir tutkunun meyvesine gebeydi. Benim gibi bir adamın gerçek bir hayvan, yalnız, aç, insanlardan uzak bir yaratığın, kafesine böylesi bir kadının cesur adımlarla girmesinin ne demek olduğunu anlayabilirsiniz. Sonrasında ne olduğunu anlayabilirsiniz diye tüm bunları anlatıyorum. Beynimden geçen düşünceler bunlardı. Beni heyecanlandıran dürtüler bunlardı. Ancak yine de kayıtsızmışım gibi, buz gibi bir sesle 100 bin gulden mi? Hayır. ne para için yapmam dedim. Bana baktı. Yüzü hafif solmuştu. İşgüdüsel olarak engelin para olmadığını şüphesiz hissetmişti. Ancak tek dediği şey şu oldu. Ücretiniz nedir o halde? Birbirimize dürüst olalım dedim. Ben bir tüccar değilim. Beni Romeo ve Juliet'teki kendini en kötü zehir için altın için satan o zavallı yoksul eczacı gibi görüyor olmalısınız. Bana sadece bir iş adamı gözüyle bakıyorsunuz. Benden istediğiniz şeyi asla alamayacaksınız. Yapmayacaksınız öyle mi? Para için değil. Bir an sessiz kaldı. O da öyle sessizdi ki kadının nefes alışverişlerini duyabiliyordum. Başka ne söyleye isteyebilirsiniz ki? Hemen coşkuyla cevap verdim. İlk olarak bana bir iş adamı değil bir insan gibi yaklaşacaksınız. Bana ihtiyacınız olduğunda kendiniz gelmelisiniz. Altınlarınızla gösteriş yapmak için değil. Altın insanların ruhunu zehirler ama bana yalvararak gelmelisiniz. Bir insana yardım edebilirim sadece bir insana. Tek doktor ben değilim. Muayene saatleri sadece muayene etmek için harcanan saatler değildirler. Başka saatler de var ve siz bana o diğer saatlerde geldiniz. Kısa bir sessizlik oldu. Kadın dudaklarını büzdü. Size yalvarsam yapacaksınız bu işi öyle mi? Öyle demedim. Hala pazarlık ediyorsunuz ve söz verirsem yalvaracaksınız. Önce yalvarın sonra size cevabımı vereceğim. Neşeli bir at gibi başını arkaya attı. Size yalvarmayacağım. Bunu yapmaktansa ölürüm daha iyi. Kıpkırmızı oldum ve öfkeyle cevap verdim. Rica etmezseniz bu iş biter. Sanırım daha fazla konuşmaya gerek yok. Ne istediğimi biliyorsunuz. Onu bana verdiğiniz zaman size yardım edeceğim. Bana bir anlığına baktı. Sonra bunun dehşetini size nasıl anlatabilirim? Gergin yüz hatları gevşedi ve kahkaha atmaya başladı. Beni daha önce ezen ve deliliğe sürükleyen o küçümsemeyle kahkaha attı. İnanılmaz bir şiddetle patladı. İğrenç bir kahkaydı. Ve beni öyle etkiledi ki kendimi onun önüne atıp ayaklarını öpmek istedim. Aşağılamasının enerji beni yıldırım çarpmışa çevirmişti ve o anda dönüp kapıya yöneldi.